Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni Dacia Duster'ı hemen arkamda görüyorsunuz. 61 plakalı uzaklardan gelmiş bir Dacia Duster'ı inceleyeceğim. Gözlüğüm ve araç aynı renk seçmeye çalıştım. Böyle bir güzellik olsun dedim. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben aracın bir ön tarafına doğru bir geçelim. Ve Dacia Duster'da neler değişmiş hemen onlarla bir başlayalım. İlk dikkat çeken şey şu, aslında iki tane şey var, hemen onu söyleyeyim. Bir tanesi rengimiz. Bu Arizona kırmızısı diye geçen yeni bir renk seçeneği eklenmiş. Aslında otomobillerin benzerlerinde çok vardı. Ve biliyorsunuz bu daha çok bakır kırmızısı diye geçiyordu. Hatta Clio'da da var biliyorsunuz. Bu arada bu klimayı kapatayım ben ya. Klima çalışıyor şu anda. Ve onun motorunun sesi birazcık bence rahatsızlık veriyor. Şu klimayı bir kapatalım. Evet, klimayı kapattık. Sanki ses biraz daha azaldı. Evet, şu anda gördüğünüz gibi araç kendi rölanti modunda. Araba çalışıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü farları falan göstermem için hem de çalışsın da istedim birazcık. Şimdi rengi söyledik. Renkten devam edelim. LED farlarımız var. Dacia'nın bir modelinde ilk kez bir LED far kullanıyor. Böyle Y gibi biraz bir formu var. Arkada da bu Y formu devam ediyor, onu söyleyelim. Ön ızgara hemen hemen aynı gibi, fakat biliyorsunuz ben daha önce Dacia Sandero'da incelemiştim. Onda da söylemiştim. Onda da böyle bir yeni bir tasarım anlayışı vardı. Bu burada da devam ediyor. LED farlarımızı buradan da bir gösterelim. Burada biraz güneş geliyor, çok anlaşılmıyor ama gece çekimlerinde koyacağım ben, onları da gösteririm. Ön kısımdaki bu alt kısım tamponun böyle şey devasa görünümü güzel olmuş. Farklı renk seçenekleri olmuş. Hem siyah hem böyle gri renkin devamı görülüyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi oldukça heybetli bir görünüm katmış otomobile. Şimdi lastiklere bakalım. Lastiklerimiz 16 ve 17 olarak seçebiliyoruz. Burada gelen şu anda üzerinde olan 17. 215 60 R17 lastikler var üzerinde. Jant ve birazcık değişmiş. Yani buna benzer bir jant vardı ama bu jant da yeni geldi. Bu tasarım olarak söylüyorum. Önlerde disk var bu arada. Arkalar kampana, onu göstereceğim birazdan. Bu arada şurada bir tasarım var. Görüyorsunuz böyle bir aşağı doğru iniyor. Bu inen siyah bir tasarım var. Burada da bir lambamız, minik bir sinyal lambamız var. Yan aynalar da yine bu gri renk tasarıma sahip. Kapanmıyor. Yani manuel kapatmanız gerekiyor. Otomatik bir sistem yok. Yalnız kör nokta uyarısı var bunlarda. O paketi alırsanız şurada ne kadar görülüyor bilmiyorum ekranda ama şurada bir küçük bir lamba yanıyor. Kapı kollarımız bu şekilde, yine eski nesil kapı kollarından. Alt kısımdaki bu siyah çizgiler devam ediyor. Arkaları söylemiştim. Kampana olduğunu, kampanaları görüyoruz. Yine arka tarafta da bir tasarımda çok büyük olmasa da bir farklılık var. Şimdi burada çok anlaşılmıyor. Şu an o ışıklar yanmıyor. Ben onları da bir açayım isterseniz hızlıca. Çünkü şu an yanmayınca pek anlaşılmıyor onlar da. Evet, şu anda yandı. Burada da aslında, bunu da gece örneklerini koyarım. Yine Y şeklinde, buradaki Y daha belirgin. Arka LED farlar var. Burası daha farklıydı, bilenler bilir. Ben onun fotoğrafını da koyarım. Böyle içeri doğru göçük, daha çok Jeep'in Renegade modelindekiler gibi bir tasarım vardı. Burada o değiştirilmiş artık. Eski nesilden bahsediyorum. Artık böyle bir tasarım var. Arka tarafta bu şekilde. Böyle. Üst tavan raylarımız var. Üste bir de köpek balığı antenimiz var. Bu opsiyon. Onların fiyatlarını falan koyacağım videonun içine. Yani bu aracın hangi model olduğunu, hangi donanıma sahip olduğunu hepsini yazacağım ben. Çünkü bunun üzerine bazı ekstra donanımlar var. Gelmişken şimdi bagaja da bakalım madem. Bagaj buradan açılıyor. Kameramız şurada. Şöyle göstereyim. Bagajımız da şuradan açılıyor. Kamera burada. Bu kamera olduğunu görüyoruz zaten. Şimdi oldukça geniş. Yani 478 litrelik bir bagajımız var. Bagajda şöyle bir halımız var. Halıyı kaldırıyoruz. Altı boş. Düz bir zemin var, o güzel. Neden boş? Onun sebebi şurada. Yedek lastiğimiz burada. Ne kadar görülüyor bilmiyorum ama şöyle eğdireyim iyice. Yedek lastiğimiz burada, görüyoruz. Alttan değiştiriyoruz yedek lastiği. Bunun dışında şurada böyle çeşitli şeylerin olduğu bir garip bir cep var. Bunu açması kapaması da biraz zor. Şöyle kilikomuz falan burada duruyor. Bu böyle daha güzel olabilirdi ya. İki tane askılığımız var burada. Bu arada bu askılar arabadan geldi. Hani bizimle ilgisi yok. Koltuklar kademeli olarak yatabiliyor. İçeride onları göstereceğim. Bunun dışında çok geniş, çok güzel bir bagaj var. 478 litre de arkadaşlar.
neredeyse bir sedan bagajı. Ortalama 500 litre oluyor onlarda. 450-500 arası. Oldukça güzel. Buraları birazcık görüyorsunuz ama kaplı tarafları da var. Plastikle kaplamalı tarafları da var. Tutma yerlerimiz de var. Böyle manuel kapatıyoruz. Yeri gelmişken anahtarsız giriş sisteminden de bahsedeyim. Daha çok Renault'da da gördüğümüz bu anahtarsız giriş sistemi var. Şu an otomobil çalışıyor. Farları vesaireyi göstermek için size çalıştırdık vaziyette tuttum. Anahtarsız giriş sistemi de aynı Clio'larda olduğu gibi benzeri bunda da var. Sandero'da da vardı Stepway'de de. Bu modelle de alabiliyorsunuz. Şimdi arka yaşam alanına bir bakalım, sonra öne geçeceğim. Evet, aracın şöyle bir 360 derece etrafını dolaşayım. Ve tasarım çizgilerini en azından size göstereyim. Ve arka yaşam alanında hemen geçeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi böyle. Renk çok güzel bu arada. Ben biraz daha açık bakır rengi seviyorum ama bu da güzel olmuş. Koyu bir kiremit kırmızı diyebiliriz. Geçelim bakalım arka yaşam alanında bizleri neler bekliyor. Şöyle geçtik. Şimdi arka yaşam alanı bence oldukça ferah. Şöyle bu tarafa geçeyim çünkü güneş buradan geliyor ve ters ışıkta kalma, evet, riskimiz mevcut. Şimdi bu ön tarafa geçince anlatacağım ama bir tane bir böyle şeyimiz var. Kolçağımız var. Kolçağın alt tarafında da iki tane güç çıkışı veren, hemen şöyle yakından da göstereyim, USB tip A dediğimiz bağlantılardan var. Bu USB tip A bağlantıları sayesinde de hani arka tarafta oturanlar güzel bir şekilde böyle telefonlarını, tabletlerini falan şarj edebilirler. Bu arada şaft tüneli birazcık geniş. Onu söyleyeyim. Buradan ne kadar görülüyor bilmiyorum ama şöyle bir karıştan daha, evet, bir karıştan da büyük ama çok yüksek değil. Yani 4 parmak filan yüksekliği var. Bu arka tarafta ortada oturan kişi çok sıkıntı çekmeyecektir. Şöyle kendimi çekeyim biraz. Evet, şu anda ben 1.73 boyundayım. Otomobilin ön koltuğu da bana göre ayarlanmış durumda. Ve mesela bakıyoruz 4, 5 hatta 5 parmak bir boşluk kalıyor. Bir veriye rahat bir yaşam alanı var. Öte yandan arka taraftaki yaşam alanı da güzel dedik. Malzeme kalitesi plastik buralarda da. Ön tarafta olduğu gibi arkada da camlar otomatik olarak böyle gördüğünüz gibi açıp kapatabiliyoruz. Tabii tek basışta kapatma yok ne yazık ki. Buraları plastik. Bu arada kafalıklar çok güzel tasarlanmış. Clio modellerinde de var bunlar, biliyorsunuz. Aynen tasarım arkada da devam ediyor. Buralarda da var. Isofix bağlantılarımız mevcut şuralarda. Hem bu koltukta var hem de şu an benim oturduğum koltuk tarafında var. Yaşam alanı böyle. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tavanın açık renkte olması arabanın içine bir ferahlık katmış. Onu söyleyeyim. Bazı arabalarda koyu renkte oluyor. Öyle isteyenler de var. Ona da bir şey diyemem ama ben ferahlık olduğunu düşünüyorum. Yarısı siyah aracın. Diğer bütün göğüs kısmından üstü komple açık bir renkte yapılmış. Şurada enteresan bir şey var. Bir çakmaklık koymuşlar buraya. Hani ne işe yarar? Bagajda bir şey yaparken işe yarar. Çünkü bu şu kısım da çıkıyor. Koltuklarda asimetrik ya da komple de yatabiliyor. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir ön tarafa geçelim. Ön taraftaki yaşam alanından bahsetmek istiyorum. Ön tarafa geldik. Ön tarafta hızlı bir tur yapalım. Direksiyon. Direksiyonumuz 1, 2, 3, 4 kollu bir direksiyonumuz var. Gördüğünüz gibi şık güzel bir direksiyon. Böyle şuralarda deri, böyle deri gibi bir hissiyat veren ve dikişleri var. Ele de iyi oturuyor. Çok sert, çok sert değil ama çok aşırı yumuşak da değil. Sol tarafta işte hız sabitleme sistemleri ilgili ayarlar bulunuyor. Biliyorsunuz artık hem Clio'da hem de Renault'da bu hız sabitleme hız sistemlerini buraya aldılar. İyi oldu. Eskiden şurada orta konsoldaydı. Burada da işte sesli komut sistemimiz var ve işte aracın burada işte şunlara bastığımız zaman buradaki bilgiler değişiyor. Yakıtı şusunu busunu görmüş oluyoruz. Bunun dışında 8 inçlik multimedya ekranı. Bu da yeni geldi. Biliyorsunuz Sandero Stepway ile beraber gelmişti. Yenilenen bir tasarım anlayışı vardı ve bu tasarım anlayışı artık bütün araçlara gelmiş durumda. Ve buradaki kullandığımız Apple CarPlay var. Aynı zamanda Android Auto var. Ve eğer opsiyon olarak alırsanız kablosuz Apple CarPlay'de yine buradan kullanabiliyorsunuz. Hatta şurada bir şeyimiz kalmış. Onu da ben çökeyim mi? Pıt diye. Bakın. Evet, çıkarmış olduk. Şöyle koltuğun kenarına koyalım. Ekranımızı da ilk biz açtık. Havalandırma ızgaraları böyle bu şekilde yukarı tarafa yerleştirilmiş. Şurada ekstra bir alan var. Kaydırmaz bir malzeme koymuşlar. Böyle ufak tefek işte cüzdandı, gözlüktü. Mesela ben gözlüğümü koyayım. Falan buraya koyabilirsiniz. Şöyle koyduk mesela. Mesela bu araba bu rengi nasılsa böyle bir gözlük ve şöyle bir
saat kayışı almanız güzel olur aslında. Tavsiye ederim yani, böyle şık oldu, şık duruyor. Burada da bir havalandırma ızgaramız mevcut. Şurada bir Duster yazısı var. Şurası böyle biraz plastik oynuyor ama burada abi şey, hava yastığı olduğu için hemen açılsın diye konulmuş. Şimdi yan tarafa biraz bakalım. Burada görüyoruz bir tasarım anlayışı. Aslında bu Sandero'dan da gelmişti. Buraları plastik ne yazık ki. Burada yumuşak bir malzeme var. Deri benzeri. Bunu söyleyelim. Buraları komple plastik. Ne yazık ki böyle. Şuralara bir şey yapsa güzel olurdu ya. Renault, Dacia. Buraları ne yazık ki işte şimdi göstereyim. Burada plastik. Şu kısım birazcık böyle derin trak bir şey var. Sadece burada mevcut bu. Aynaları buradan ayarlıyoruz. Klasik. Bu şekilde. Şurada araç kör nokta uyarısı var. Daha doğrusu hani park ettiniz çıkarken açıp kapatabiliyorsunuz. Bunları buradan hani bu şeyleri açıp kapatabiliyorsunuz. Kör nokta ikazı devrede diyor. Kör nokta ikazı devrede ya da kapatıyorsunuz. İşte buradan yapıyorsunuz. Bunu aynalardan da görüyorsunuz burada. Hem sol taraftakinde hem de sağ taraftakinde dış tarafta göstermiştim. Böyle bir şey mevcut. Mikrofonumuz burada. Telefon görüşmelerinde buradan mikrofon alıyor. Lambalarımız bu şekilde. İkili bir lamba tercih edilmiş. Airbag'i kapatabiliyoruz. Yolcu airbag'inden bahsediyorum. Bunun dışında orta konsola biraz bakayım. Bu üst kısımdaki düğmeler Clio ile beraber geldi ama şu alttakiler aslında Duster ile beraber ilk kez görünmeye başlamıştı. Sonra Clio'ya geçti. Şimdi bütün hem Renault'da hem de Dacia'nın modellerinde artık bu şekilde klima şeylerini görebiliyoruz. Burada bir şekilde var. Tabi bu arada bu otomobilde gördüğünüz her şey standart olarak yok. O opsiyonları ben göstereceğim. Şimdi ekranda bir göstereyim. Bu aracın nesi var nesi yok. Onları o şekilde siz de anlayacaksınız, göreceksiniz. Klimaların işte ayarları vesaire burada. Kamera sistemimiz var. Şimdi 360 derece diyor ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Burada işte arkayı gösteriyor. Önü gösteriyor. Tabi bunu dururken ancak çalışıyor. Giderken çalışmıyor. Yanı gösteriyor. Aynalarda var. Ve diğer yanımızı gösteriyor. Fakat böyle hani normalde bir 360 derece gibi görünür ya üstten falan. Öyle bir şey yapmamışlar. Aslında bu kadar 4 tane kamera varken neden yapmamış Renault bilemiyorum. Ama hani 360 derece kamera var mı? Var. Evet. Hani şu anda görüyoruz. Fakat söylediğim gibi bunların yukarıdan bir görünüm falan olur ya böyle park ederken falan. Öyle bir özellik yok. Ama kamera falan fena değil. Hani görüntüsü falan fena değil. Ona bir şey söyleyemem ama 360 derece paketi var bunda ama bu böyle olmamalıydı sanki ya. Bana biraz öyle geldi yani, açık söylemek gerekirse. Şimdi kameramızı buradan açıp kapatıyoruz. Bilgi ekranımız böyle. Bunun dışında işte start stop var. Eco modu var. Dörtlüleri buradan yakıyoruz. Kapıları kilitliyoruz. Fark sensörlerini kapatıyoruz. Burada kamera dedik, onu söyledik. Burada klima ayarları. Şu alt kısımda bir tane bakın güç işareti var şurada. Göstereyim onu, güç işareti. Bir tanesinde de USB var. Bunların bir tanesini kablo ile bağladığımız zaman cihazla multimedya ekranı iletişim sağlıyor. Burada bir çakmak girişimiz var. Şurada bir bardaklık var. Böyle bardaklık zor girer bardak ama neyse. Buraya da anahtarı koyun diyor. Şöyle bir simge var, onu da göstermiş olayım. Otomatik vitesimiz burada. Manuel modu da var gördüğünüz gibi. PRND standart. M işte artı ve eksi şeklinde konumlandırılmış. Şuraya bakalım. Şurada şöyle bir alan var. Bunu çözemedim ben. Teknoloji oku için de test etmiştik. Sonradan anladım ben. Şimdi bu otomobil 4x2. Bunun 4x4 versiyonu da var. 4x4 versiyonunda burada hani 4, 2, 4'e atacağınız tuş var. Onun yerine böyle bir hani buraya ne koysanız, bozuk para koysanız olmaz. Bardak sığmaz. Böyle garip ucube gibi bir şey olmuş. İki bardaklık burada var. O da güzel olmuş. Şöyle el frenimiz burada, standart el freni. Ben elektronik park freni beklerdim ya. Bunda opsiyon olarak da yok. Şöyle bir içine ıvır zıvır koyabileceğimiz 1.1 litrelik çok da aşırı derin olmayan bir kolçağımız mevcut. Fakat kolçakla ilgili eleştirim ya, şu ileri gitmiyor be. Ha, gidiyormuş. Abo. Vallahi gitmiyor diyecektim tamam ama gidiyormuş. Bunu ben zorlamıştım da testlerde ama gitmemişti fakat gidiyormuş. O güzel olmuş. Tamam. Eleştirimi geri alıyorum. Renault Dacia. Çünkü zorladım ben bunu. Biraz sert yapmak gerekiyor belki de, herhalde ondan oldu. Evet, şöyle ileri doğru gidiyormuş. Böyle kolumuzu koyuyoruz. Bu özellikle sürüş sırasında çok işe yarıyor. Onu da belirteyim. Hemen yeri gelmişken şurayı da göstermiş olalım. Torpido gözümüzde var. Bayağı büyük. Yani zaten büyüktür. Ama soğutma vesaire yok. İşte burada çeşitli şeyler burada var. Reçetemiz var. Ruhsat burada.
İşte otomobilimiz bu. Şimdi ben birazcık bu araçla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi yeni Arizona turuncu renk seçeneği geldiğini söylemiştik. Y şeklinde LED arka far ve önlerde de LED var. LED ön sinyal farla donatılan ilk Dacia olmuş. Tergan 17 inç alaşım jantımız da var. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi aracın motor seçenekleri. Şimdi TC 90 beygirlik 4x2 6 vitesli bir manuel şanzımanımız var. Sonra TC 150 beygirlik 4x4 6 vitesli yine bir manuel şanzımanımız var. TC yine 150 beygirlik, TC dediğimiz 1.3 bu arada onu söyleyelim. Turbo. 4x2 6 vitesli EDC otomatik şanzıman var ki EDC şu anda bizim kullandığımız sürümde bu. Yani bizdeki benim şu anda test ettiğim otomobil TCE 1.3 150 beygir 4x2 6 vitesli EDC otomatik şanzıman. Aracın bir de 4x2 EcoG 100 beygirlik ki o da 1.0 motor olarak geçiyor. 6 vitesli LPG olan 4x2 bir sürümü var. Yani fabrika çıkışı LPG geliyor. Dizel olarak da 4x2 veya 4x4 alabildiğiniz manuel olarak alabileceksiniz sadece bunları. 6 vitesli bir 115 beygirlik 1.5 Blue DCI motorumuzda seçeneğimizde mevcut. Şimdi şu anda ekranda göstereceğim. Burada böyle kağıt üzerinde göstereyim de normalde ekranda göstereyim sizlere. Şimdi gelelim donanım paketlerine. Comfort var. Prestige var. Bir de Prestige Plus var. Her motorda, her şeyde hepsi olmayabiliyor ama Comfort'tan başlıyor. Prestige ve Prestige Plus'a kadar gidiyor. Benim test ettiğim otomobil ise Prestige Plus 1.3 turbo 150 beygir EDC 4x2 versiyonu 249 bin liradan başlıyor. Kampanyalı fiyatı bu arkadaşlar. Kampanya bitince fiyat 262 bin lira olacakmış. EDC sadece bu şeyde oluyor. Yani 150 beygirlik 1.3 turbo 4x2'de ne yazık ki sadece EDC alabiliyorsunuz. Diğer paketlerde, diğer motorda mesela 1.0'da alamıyorsunuz ya da dizelde yok ya da 4x4'te otomatik vites seçeneği bulunmuyor. Onun altını çizelim. Ben hem bu aracın hem de normalde diğer modellerin hangi donanımlarla geldiğini ve fiyatlarını videonun içinde sizlerle ara ara paylaşacağım. Kampanya fiyatları var. Bu kampanya muhtemelen 10-15 gün devam edecek. Daha sonra normal fiyatlara geçecek. Siz de ona göre hani videoyu 10 gün sonra, 15 gün sonra veya 1 ay sonra izlerseniz fiyatlar değişmiş demeyin. Çünkü fiyatlar artacak. Çünkü genelde Renault veya Dacia böyle yapıyor. Kampanyalı bir kısa bir süreli bir uygun bir fiyat veriyor. Daha sonra o fiyatlar değişiyor. Şimdi araçla ben bir yola çıkacağım. Motorundan, şanzımanından, yakıt tüketiminden, özelliklerinden vesaireden bahsedeceğim. Daha sonra videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar. Hadi bismillah deyip yola çıkıyoruz. Şöyle D'yi aldık. İstersek de manuelde kullanabileceğimizi söylemiştik. Şimdi şöyle söyleyeyim. 150 beygirlik bir motor var dedik. Şimdi kağıt üzerinde böyle şey gibi geliyor ama biliyorsunuz bu 1.3 TCE'nin Clio'da 130 beygirlik bir sürümü vardı ve o da çok beğenilen bir modeldi. Hatta talep edilen bir modeldi. Bu da gerçekten de hani bu araç hemen hemen aynı ağırlıkta. 1200 kilogram filan. Resmen kafa kaldırıyor tabiri caizse. İyi bir şekilde götürüyor. EDC şanzıman rahat. Herhangi bir sıkıntısı yok. Geçişlerde falan bir sıkıntı hissetmiyorsunuz. Aracı hani yığılma vesaire ya da gaza basınca gitmeme gibi sorunlar kesinlikle ve kesinlikle yok. Gayet akıcı. Gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben de o şekilde kullandım. Onu söyleyeyim. Herhangi bir sorun yaşamadım. Şuradan şöyle bir basalım birazcık. Evet şöyle gidiyoruz. Şöyle bir gaza yapıştıralım bakalım. Bir gaza basınca önden bir böyle bir kafa kaldırır gibi oluyor. Ama sonra toparlıyor araçta. Zaten güvenlik sistemleri falan devreye giriyor. Çok da deli gibi basmanıza da gerek yok. Zaten bu araç öyle bir araç değil ama çok iyi bir torku falan da çok güzel. Benim hoşuma gitti. O teknik verileri de paylaşırım sizinle. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Motorda sıkıntı yok. Gelelim yakıta. Yakıtta bu araç daha çok yeni, henüz rodajı olmamış. Zaten videonun başında da gördüğünüz Trabzon plakalı. Herhalde Trabzon'dan geldi diye düşünüyorum ben. Çok az bir kilometre yapılmış ve 10.7 litre gösteriyor. Ama bu araç muhtemelen test edildi. Ve genelde test sırasında çok da şey kullanılır araçlar. Hani biz de mesela ben de öyle yaptım. Aracı bayağı bir böyle hani rölantide çalıştırdık vesaire. 10.7 bana biraz yüksek geldi. Muhtemelen gerçek şartlar altında yani bir rodaj geçtikten sonra normal şartlarda bu araç 7.5-8 litre falan yakar gibi geliyor bana. Çünkü otomatik vites malum benzin yakıtı da filan da belli. Tabi bu söylediğim değer arkadaşlar İstanbul trafiğinde çılgın deli trafikten bahsediyorum. Yani siz
çok atıyorum Sivas'ta kullanırsınız bu arabayı ya da Trabzon'da kullanırsınız ki bence bu araba tam bir yaylı arabası, Karadeniz arabası ben söyleyeyim. Ki 4x4'ünden bahsediyorum, bu sürümden değil de 4x4 manuelini alırsanız çıkamayacağınız yayla olmaz diye tahmin ediyorum. Muhtemelen oradaki yakıtınız daha düşük olacaktır ama ben İstanbul için söylüyorum. İstanbul'a test ettim ben bu aracı. İstanbul'da zaten gelen rakamlar da İstanbul rakamları. İstanbul'da test ettim. Orada verdiği değer buydu. Onun da altını çizelim. Yani daha rahat bir şehirde daha düşük bir rakam verir diye tahmin ediyorum. Yani 7.5'ün altına bile inebilirsiniz eğer çok hani yoğun bir trafikte kullanmıyorsanız. Onun dışında güzel yani hani şeyi falan iyi. Ben konforunu beğendim. Yol tutuşu da güzel. Sadece gaza çok bastığı zaman bir hafif önden bir şöyle bir silkeliyor. Ama az önce söyledim onu toparlıyor sonra. Genel olarak da beğendim. Bu kadran birazcık hani analog kadran olmuş. Dacia'da henüz daha dijital kadran zaten yok da. Hani bir hayat gösterge falan olsa fena olmaz mıydı diye düşünüyorum. Sadece orta kısmındaki bir hani işte yol bilgisayarının verilerini böyle görebiliyorsunuz. Onun dışında bir elektronik bir tarafı yok kadranın. Olsa olur mu? Olur. Muhtemelen 1-2 seneye onu da yaparlar diye gibi geliyor. Dacia çünkü epey toparladı böyle. Hani daha böyle eski dandik algısının ötesinde artık biraz daha böyle hani alınabilir, biraz daha belli bir kaliteyi hani fiyata sunmaya çalışan bir marka haline doğru gelmeye de başladı. Evet arkadaşlar, benim otomobille ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizin merak ettiğiniz şeyler olabilir. Benim anlatmayı unuttuğum şeyler olabilir. Böyle otomobil videoları da yapıyorum arada. Biliyorsunuz ben teknolojiyle ilgilenen bir insanım ama genelde araçlarını da anlatırken de teknolojik taraflarını anlatmaya çalışıyorum. Bu otomobilde çok fazla teknoloji ne var? Kör nokta uyarı sistemi var. Onun dışında benim gördüğüm hani böyle sürüşe ilgili, sürüşle ilgili bir teknoloji bulunmuyor. Ne bileyim şerit takip yok. Onun dışında baktığımızda adaptif cruise control falan yok. Ki genelde Dacia'da zaten yok da Clio'da da getirmiyorlar. Aslında yurt dışındaki Clio'larda var. Bu Türkiye gelenlerde yok. Bu tarz teknolojiler yok. Olsa güzel olurdu. Anlatırdık ama bunu anlatamıyorum. Normal otomobilin diğer özelliklerinden bahsetmek durumunda kaldım. Gelelim otomobilin fiyatına arkadaşlar. Bu otomobilin fiyatı, ben bu testi yaptım. Tarihteki kampanyalı fiyattan bahsediyorum. 259 bin lira idi. Bütün hani paketleriyle beraber onları şimdi ekranda göstereceğim. Hani bu kadar verir mi verilmez mi falan gibi bir tartışmaya girmiyorum. Hani artık bugün bu şeye baktığımızda birçok otomobil için bu söylenebilir. Hani bu paraya verilir mi ya? İşte buna bu verilir mi? Şu olur mu? Bu olur mu? Konuşuluyor. Çok söylenen şeyler bunlar biliyorsunuz. Fiyatlar böyle. Hani biz belirlemiyoruz fiyatları ne yazık ki. Devletimizin uygun gördüğü fiyatlar bu şekilde verilir mi verilmez mi değil. Ama çok ciddi bir rekabetçi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü hani fiyat skalasına göre değerlendirdiğimizde bence çok iyi bir noktada duruyor. Otomatik vites, birçok da özelliği var. Hani böyle bu tarz ihtiyacı olan yerden yüksek bir araba olsun, aynı zamanda otomatik vites olsun dediğiniz zaman seçenekler çok fazla değil. Hatta Sandero Stepway var mesela, benzer hani özellikler sunan. Sandero Stepway'de 3 aşağı 5 yukarı bu paraları alıyorsunuz. Biraz daha düştü gerçi şu son vergilerden, şunlardan, bunlardan dolayı. Sandero Stepway bile ciddi bir rakip olabilir Duster'a. Ama o bu kadar yerden yüksek ve biraz daha Duster'ın kalite algısı biraz daha yukarıda. Onu da özellikle altını çizmiş olayım. Evet, bir videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben zaman zaman böyle otomobil testleri de yapıyorum. Yorumlarınızı esirgemeyin. Soracağınız sorular olabilir. Benim anlatmayı unuttuğum şeyler mutlaka vardır. Sorun, çekinmeden sorun. Ben de bildiğim kadarını, anladığım kadarını, elimden geldiğin kadarını sizlere en azından anlatmaya çalıştım. Sorularınız varsa da çekinmeyin. Kanala abone olun. Hep onu söylüyoruz zaten. O standart uyarımız. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sakin araba kullanın. Trafikte böyle magandalık yapmayalım. Öyle. Vereceğim mesajlar şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.